Aristo'ya diyor ki öğrencileri biz bu işi senden daha iyi yaparız. Ee, öğrettiği şeyi. Verdiği ders çok güzel. Diyor ki doğru siz benden daha iyi yaparsınız bu anlattığımı ama siz bıçaksınız ben bileği taşıyayım diyor. Aslında öğretmene baktığınızda geleceğe hazırlamak başka hiçbir şey değil. Şimdi ben size nazik eriyi anlatacağım. Ee, nazik eriyi İki hafta önce kaybettik 90'lı yaşlarında. En son beni aradığında bundan 6 ay önce 90 yaşlarında hala proje anlatıyordu. Şerif aklımda böyle bir proje var oğlum ben böyle yapacağım sen ne yaparsın ne destek verirsin. Ee, Nazik Erik Manisa'da öğretmen. Benim babam da Manisa Lisesi'nde öğrenci. Abisi subay çıkmış babamın ve ona yurt parası yolluyor. Babam Manisa'nın Demirci ilçesinden çıkmış. Manisa lisesi için yurtta kalıyor. Her gün derse gidiyor. Fakat parayı yolladığı adam parayı babama getirmek yerine, lise öğrencisi ihtiyacı olan çocuğa getirmek yerine gidiyor harcıyor bir yerde. Yurt müdürü çağırıyor babamı. Oğlum bu ayın parasını vermedim. İşte para gelmedi falan. Diyor para gelmediyse seni yurtta tutamayız diyor. Özel yurt. İşte diyor gelir gider yok diyor. Paranı, paranı getir. Ondan sonra gelir kalırsın. İkinci ay mı üçüncü ay mı okulda hadi bakalım dışarı diyor. Babam eşyalarını alıyor. Manisa'da bir park gidiyor parkta oturuyor eşyaları yanında. Ee, ne yapacağım ne edeceğim diye düşünürken ikinci gece ilk gece kalmış parkta ne yapacağım ne edeceğim diye düşünürken nazik öğretmen geçerken babamı parkta görüyor yanında da tahtta bavul falan. Oğlum gel bakalım diyor. Babam bavulunu bırakamıyor tabii. Geliyor öğretmenin yanına. Eve kadar gidiyorlar beraber. Çok yüksek miktarda bir para veriyor babama. Git bana ekmek al gel diyor. Babam gidiyor ekmeği alıyor ama verdiği para acayip bir para. Ee, gidiyor ekmeği alıyor, getiriyor, nazik öğretmene veriyor. O da 22-23 yaşlarında genç bir öğretmen. Edebiyat öğretmeni Manisa Lisesi'nde. Ee, ve parayı veriyor. Ee, üstü kalsın oğlum sende. Öğretmenim diyor bu acayip bir para. Oğlum diyor üstü kalsın. Ee, durumu anlamış öğretmen. Sen diyor sonra getirirsin bana parayı. Babam gidiyor yurt parasını veriyor yurtta kalıyor. Bir süre sonra Ali amcam durumu fark ediyor. İşte parayı yolluyor falan. Babam para alır almaz gidiyor Nazik öğretmene, çalıyor kapısını. Öğretmenim diyor, abim parayı yollamış geldi ben diyor size borcumu getirdim. Nazik öğretmen, o zamanlar maddi durumlar şu ankinden daha da kötü ülkede. Değil mi? Belki bir maaşını verdi. Geri al değil mi parayı? Almıyor Nazik öğretmen. Diyor ki, "Oğlum bu para sende kalacak. Sen de diyor, diyor yarın öbür gün parkta kalmış bir çocuk görürsen diyor mesleğe atıldığında sen de diyor o çocuğa verirsin bu parayı. O para hiç bitmedi biliyor musunuz? Benim babam öğretmen çıktı. Meslek hayatı boyunca babam çok insana yardım etti. Nazik öğretmenden öğrendiği için. Babayı kaybettik biz yıllar önce. Ben de hala nazik öğretmenin parasını devam ettirmeye çalışıyorum. Bunu iki nedenle anlatıyor olabilirim size. Ya diyorumdur ki benim babam çok iyi kalpliydi ben de böyle bir adamım yardımcıyım ya da diyorumdur ki hepinize e, helal ekmek kazanmak kadar değerli bir şey yoktur ama onu doğru yere kadar aktarmak kadar da değerli bir şey yoktur. E, o parayı nazik öğretmen yüzlerce öğrenciye vermiş oldu e, öğretmenlik demek aslında örnek olmak demek.